yine tanırlar. Seni yolcu tanırlar. Zaten bende talih yok. Seni benden alırlar. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Zaten bende talih yok. Seni benden alırlar. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Türkiye, Avrupa'nın en fazla genç nüfusuna sahip ülkesi. Fakat bu durum gittikçe değişiyor. Bundan 10 yıl önce 3 milyon olan yaşlı sayısı şimdilerde 6 milyonu geçmiş durumda. 2050 yılında ise bu sayının 19 milyonu aşması bekleniyor. Arkadan öne, arkadan öne, bravo. Yakın bir gelecekte nüfusu çok yaşlı ülkeler arasına girecek Türkiye'nin yaşlı bakımı ihtiyacı da gün geçtikçe büyüyor. Bu durum Türkiye'de yeni bir sektör oluşmasına sebep oldu. Sayıları her geçen gün artan özel huzur evleri. 6-7 yıldır eşimden ayrıyım, ayrı yaşamaktayım. Yalnız yaşadığım için bu ayrılmama çok üzüldüm. İki de çocuğum var, kız çocuğum var. Onları çok seviyorum. Okuttum, üniversite bitirdim onları. İşe soktum fakat ayrıldığıma üzüldüm. Bu üzüntüden dolayı bir nörolojik travma geçirdim. Ellerim ve ayaklarım tutmadı, yani felç oldum. Teşhis konulduktan sonra bakıma ihtiyacım var dediler. Ya huzure veyahut da Darül Aceh'e müracaat edelim, oraya git dediler. Önceleri kabul etmedim ben fakat yani ölümle yüz yüze kaldığım için kabul ettim, buraya geldim. Buraya geldiğimde ölüm derecesindeydim. Hayattan ümidimi kesmiştim. Artık yaşama küsmüştüm, o vaziyetteydim. Yürüyemiyorum, kendi işimi kendim göremiyorum. Yani kendi kendime yetemiyorum. Bakıma muhtaç yaşlılar, engelliler ve düşkünler 100 yıldan uzun süredir Darül Aceze'ye sığınıyor. Bu kurum, Türkiye'nin en eski ve bilinen devlet huzurevi. Türkiye'de 6 milyon yaşlıdan 1 milyonunun acil bakıma ihtiyacı var. Devlete bağlı ve özel 328 huzur evinin toplam yatak kapasitesi ise 25 bin civarında. Doktorlar ayaklarımın kesileceğini söyledi. Bir an gözlerimi kapatıp kendimi ayaksız hissettim ve hocam dedim, ayaklarımı kestirmemem için ne lazım? Gıdama dikkat ettim. Hocalarımın dediğini yaptım. Ama çok acı çektim. Yaklaşık bir yıl sabah akşam spor yaptım. Halen daha devam ediyorum. Aynı zamanda psikolojik tedavi de görüyorum. Çünkü bu beyinden geldiği için. Psikiyatrist hocam bana dedi ki, rehabilitasyona gidin dedi. Rehabilitasyonda bir şeylerle uğraşırsanız geriye doğru bir şey hatırlamazsınız. Çünkü hayatı dolu bir hayat yaşamışsınız. Ben de hep memurluk yaptığım için sanatla manatla hiçbir şeyle ilgim alakam yok. Buraya geldiğimde buranın resim hocası var. Bana dedi ki resim yapabilir misin? Ben dedim resim hayatımda ortaokulda lisede yaptığımız resimler. Başla dedi, bir resim verdi, yaptım. Senin dedi elin yatkın, çok güzel resim yaparsın. Bir iki tekniğini öğrettikten sonra bir yıldır burada resim yapıyorum. Kalemini diktim. Hep yapıyorum, evet. Onun şöyle farkında. Böyle. Bak, indirdim hafif, tamam. Yağı. Tamam bak. Ondan sonra şuradan aldım. Şu baş parmağımı kullan. Al, indir. Tamam. Al, bu tarafa çek. Tamam. Tamam hocam. Burası bambaşka bir kurum. Bir ilk yardım hastanesi gibi. Çünkü burada kalanların çoğusu, yani %99'u hep rahatsız. Türkiye'de huzur evinde kalmaya başlama yaşı 60 iken, en çok 70-74 yaş arası yaşlılar huzur evlerini tercih ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre, yaşlıların %20'si yalnızlık, %17'si huzur evinde imkanların daha iyi olması, %13'ü ekonomik yetersizlik ve çocuklarına yük olmama isteği,
%6'sı ise arkadaşlık ihtiyacı gibi sebeplerden huzurevinde kalmayı tercih ediyor. Kurumsal bakım altında olan kişilerin çok büyük bir oranda, %95 gibi çok yüksek bir oranda hayatlarının bir döneminde ağır bir travma geçirdikleri mesela görülmüş. Yani bu bir ailenin dağılması gibi bir şey olabilir, işte yakınını kaybetmek gibi bir şey olabilir, çok sevdiği bir şeyden ayrılmak gibi olabilir, mal varlığını kaybetmek gibi olabilir. Ben hiç evlenmedim, evlenemedim. Annemle 40 yıl beraber yaşadık. Şimdi bakıyorum ne mutlu yıllarmış o yıllar. Annem vefat edince ben onun prensiplerine göre belki hayatımı sürdürebilirim düşüncesini baştan taşıdım fakat olmadı. Her yerde onun izi var. Ve böylece çılgınca bir şey yaptım geçen sene. O evi bütün eşyalarıyla birlikte dağıttım, kapattım, sıfır. Yalnızlık bana ağır gelmeye başladı. Birdenbire erimeye başladı vücudum. İki yere müracaat ettim ben. İnsanlar olur hiç olmazsa, çeşitli insanlar olur, günaydın derim falan buraya ve huzur ellerin için bakanlığa müracaat ettim. Acılar içinde kıvranarak gelmiştim ben buraya ve artık diyordum ki ne lüzumu var yaşamanın? İşte tamam göreceğini gördün. Niye ısrar ediyorsun hayatta kalmak için? Ne kadar şey ters bir düşünce. Türkiye'nin geleneksel kalabalık aile yapısı yerini çekirdek ailelere bırakıyor. Doğurganlık oranının birkaç yıl içinde %2'nin altına inmesi beklenirken boşanma sayısı ise 10 yılda 90 binden 130 bine çıktı. Tüm bu toplumsal değişimler nedeniyle yaşlıların aile içerisindeki rolü değişmeye başladı. Yaşlılar daha dışta kalmaya ya müstakil olarak hayatlarını sürdürmeye ya da huzur evlerinde kalmak, bakılmak zorunda kaldılar. Değişen toplumsal ihtiyaçlar, hızlı gelişim, ailelerin daha küçük bir yapıya dönüşmesine sebebiyet verdi. Bizim o büyük aile tipinden uzaklaşıp bugün çekirdek aile olarak ifade edilen aile yapılarına dönüşmemizle gerek kendi tercihleri, gerek ailenin hem maddi imkanları hem çalışma şartları belki de zaman içinde bunu getirmeye başladı, alışılmaya başlandı ve bu da hem huzur evlerinin sadece devlet tarafından açılan bakım evleri olmasından çıkıp özel sektörün de bu konuya el atıp daha konforlu, daha lüks, daha yaşaması keyifli ortamlara dönüştürülmesine sebebiyet verdi. Huzur evlerine yerleşimde sosyal statü ve ekonomi önemli bir role sahip. Bir işçi emeklisinin maaşı özel huzur evine gitmeye yetmiyor. Diğer yandan yüksek emekli maaşı, geliri ya da mal varlığı olan yaşlı, gideceği huzur evini seçmekte özgür. Geçmişte yaşlılara şiddet ve kötü bakımla gündeme gelen huzur evleri, bugün artan rekabet ve denetim sistemiyle kendilerini huzurun merkezi olarak görüyor. Evde dört duvar arasında kalıyor yaşlı. Burada bir ekip artı sosyal alan, arkadaş grubu, onları yaşadıkça daha mutlu oluyor yaşlılarımız. Özel huzur evlerinde aylık fiyatlar ortalama 2500 ila 5000 lira arasında değişmekteyken, devlet huzur evleri yaşlıları emekli maaşları karşılığında kabul ediyor. Herhangi bir geliri ve yakını olmayanlara ise ücretsiz hizmet veriliyor. Ancak devlete bağlı huzur evlerinde kalmak isteyen yaşlılar, yatak kapasitesinin yetersizliğinden dolayı uzun bir süre beklemek zorunda kalabiliyor. Devlet huzur evine tercih genelde çocuğu olmayan, parası fazla olmayan, mecbur kaldıkları için gittiği yerler oluyor. Üç öğün yemeğinin, ara öğünlerinin kaliteli bir şekilde yemek yemesi, artı personelin hani kayıtta değil de gerçekten orada hizmet veriyor olması, bunlar hep fiyatları artıran sebeplerdir. Yani ucuz etin yahnisi güzel olmaz gibi
Dolayısıyla bu da yani ucuz bakım olmaz. Ben kimim? Unutuyorsun değil mi anneciğim? Olsun. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Alzheimer hastalığına yakalanan yaşlı nüfus sayısı artıyor. Türkiye'de bu hastalığa sahip yaklaşık 400 bin yaşlıyı kabul eden profesyonel sağlık merkezi ise yok denilecek kadar az. Bu nedenle huzur evleri, Alzheimer hastaları ve onların aileleri için alternatif bakım merkezine dönüştü. Oralar nasıl acaba? Oralar hep inşaat oldu anne. Ev oldu. Gördün mü? Annemiz şeker ve Alzheimer hastası. Aşağı yukarı 4 senedir hasta. 20 senedir de zaten kendimiz ilgileniyoruz. Babam vefat ettikten sonra. Artık hayatın zorluklarını, yani çalışma zorluklarından dolayı kendimiz ilgilenemez olduk. Artı Alzheimer hastası olduğu için biz ilaçlarını verememeye başladık. Dün akşam nörolog geldi. Evet. Burada muayene etti. İlaçlarının bazılarını değiştirdi, dozlarını değiştirdi. Evet. Tabii yani hayat şartları, işimize gelip gidiyoruz. Her zaman yanında olamıyoruz. Bu bize huzursuzluk yapmaya başladı. Ve biz de kararımızı verdik böyle bir huzur evine yerleştirmeye. Niye? Çünkü bakımı olsun, işte ilaçları olsun, hemşireler başında. Her şeyini zamanında veriyorlar. Tabii maddi açıdan da ne kadar zorlandığımız belli. Çünkü bu özel huzur evleri olduğu için tabii maddiyatı da ona göre, bakımı ona göre. Tabii kendi bütçemizi de zorlayarak buna karar vermek zorunda kaldık. Keşke daha iyi devletin verdiği imkanları kullanabilseydik. Ama dediğim gibi şu anda o yönden bir iki yere başvurduk ve çok zaman alacağını söylendiler. Ve biz bu zamanı yani 3 sene, 5 sene, belki 1 sene bilemiyoruz. Bu zamanı bekleyemeyeceğimiz için mecburen böyle bir yere getirmek zorunda kaldık. Bize nereden gideceğiz ya? Bu gece burada yatıyoruz işte beraber. Bu gece burada kalacak. Burada bir çay içip yok ya. Var yatak, yataklarımız var, odalı var. Senden ben. Tabii biz de yatarız burada odada. Bizim imkanımız vardı. Veya yarattık, burayı getirdik. İmkanı olmayanlar ne yapabilecek? Evde yalnız mı yaşayacak, yalnız mı ölecek? Yalnızlığa mı terk edilecek? Şu anda özel bakım merkezlerinin kapasitesi yarı yarıya doludur. Tam kapasite dolu değildir. Bunun büyük ihtimalle sebebi devlete duyulan güven bu anlamda. Bir de tabii devlet hizmetinin maliyet açısından da daha uygun olması. Ama aslında ücreti karşılığı bunu alabilecek olanlar için biz bakanlık olarak yavaş yavaş devreden çıkıp bu anlamda özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını, üniversitelerinin bu konudaki kurumlarını desteklemeyi, onların önüne kalite standartlarını koymayı ve arkasından da denetimleri yapmayı daha doğru buluyoruz. Sosyal devlet olarak maddi imkansızlığı olup bakım ihtiyacı olan kişilere bizim %100 çözüm bulmamız gerekiyor. Yani birinci önceliğimiz bu. Bu odaya gelmek bana Fikret Bey gibi bir insanla tanışma şansı getirdi. Fikret Bey, bu benden önce bu hastalığı geçirmiş bir insan. O zor işte. Evet, o zor değil. Bak ben nasıl başardım. Senin zaten yemek yemeye başladığın andan itibaren sen bu işi başardın. Tut ellerimden. Haydi, bismillahirrahmanirrahim. Ah, bravo. Bu kadar işte. Bu kadar. Kendine inanacaksın. Bu işi yapacağım diyeceksin bak. Ağrıları, sızıları ne yapılması gerektiğini biliyor. Bir hasta bakıcı gibi bana. Hiç tanımadığı insana her şeyi yaptı. Hatta şöyle teşekkür ederim dediğim zaman kızıyordu bana. Teşekkür etme bana. Niye etmeyeyim? Ben vefa borcumu ödüyorum dedi. Ne kadar kutsal bir şey. Bana da arkadaşlarım böyle yapmışlardı. Ben İhsan Bey'de kendimi gördüm. Kendim nasıl ayağa kalktıysam, nelerle mücadele ettiysem
Aynı şekilde onunla uğraşmaya başladım, yardım ettim. Çizimin, kalem tutuşun çok güzel. Öyle bir şey ki burada bak resimle ilgilendiğin zaman geriye doğru bir şey de... Çünkü bizim hastalığımız biliyorsun, sinire bağlı. Beyin rahatladıkça hastalığımız da hafifliyor. Burada bir dalarsın, bir bakmışsın, bak yapıyorsun bir şey bana göre. Ben şimdi soracağım ne yapıyorsun diye. Fikret Bey, benimki bitti. Gayet güzel. Bak kaleme elin yatkın. Her şeyi yapabilirsin. Fakat bu nedir? Ben bunu bir izah eder misin bana? Bu kaplıca sularının geri kazanımı. Projeye benziyor, evet. Evet. Teknik bir proje. Domates, patlıcan gibi seram mamulleri elde etme evet. Projesi. Bak ne kadar güzel mesela. Gel bunun haricinde resim de yapabilirsin. Sen mühendisliği boşuna okumamışsın bak. Bunu nereden tasarladın? Oturdun yani. Kendine yetemediği için her yemeğini yedirdim, elbisesini giydirdim, lavaboya götürdüm. Bu üç ay zarfında fakat tabii tıbbi şey görüyor, tedavi görüyor ama bu tür insanlara, benim gibi böyle travma atlatan insanlara manevi destek en büyük ilaç. Bir mucize gibi ayağa kaldırdı ve ben şimdi yürüyebiliyorum. Hep bana şunu söylerdi. Ben senden daha kötü geldim. Bak şimdi böyle oldu. Sen benden daha iyi geldin, sen daha iyi olacaksın. Koyverme kendini, koyverme kendini. Şimdi şükürler olsun. Ben de yürüyebiliyorum. Koşmak kaldı işte. Bak hava da güzel, hava almaya gidiyoruz. Çıkış kapımız burası. Huzurevi sisteminin yaşlılar üzerinde artıları ve eksileri bulunmakta. Aile ve toplum üzerine çalışmalar yapan Devlet Eski Bakanı Güldal Akşit'e göre huzurevi sistemi Türkiye'nin aile yapısına uygun değil. Aynı kültürü, aynı dönemi yaşadığı kişilerle ortak bir yaşam sürmek. Yani birlikte yemek yemek, birlikte sohbet etmek. Bunlar artıları. Yani hayattan kopmuyorlar. Konuşabiliyorlar, paylaşabiliyorlar. Eksileri ailelerinden uzak kalıyorlar. Onlar için evlatları, çocukları, torunları her şeyin önünde geliyor. Dolayısıyla Türkiye'de evde bakım daha önceleniyor. Politikalar bunun üzerine konuluyor. Yani yaşlıya öncelikle evde bakımda hizmetleri verilmeli, evde bakılmalı. Bunun için ailelere destek verilmeli. Eğer istiyorsa huzur evi olmalı. Sen yazın görürsün. Şöyle bankta oturalım mı? Ben şimdi konumum itibariyle söylüyorum. Ben 12 yıl polis memurluğu yaptım İstanbul'da. Bugün dışarıyı dolaştırsam size gece saat 2'den sonra en aşağı 2-3 bin kişi surlarda, cami avlularında, bankamatiklerde yatan insanları biliyorum. Ama bunun sosyal temeline inmeleri lazım bizi idare edenler. Neden bu oluyor mesela? Ben 39 yıllık bir evliliği bıraktım geldim. Hiç sormuyorlar bunu nedir ya? Teknoloji ilerledi bundan mı? Bireyselleştiler ondan mı? Aile yapısı bozuldu ondan mı? Kentleşmeyi doğru dürüst yapamadık. Anadolu'yu tam buraya taşıdık acaba ondan mı? Bazen bunları düşünüyorum yani. Millet binlerce insan sıra bekliyor ki gelsin buraya girsin diye. Türkiye yaşlanmanın getirdiği sosyal ve ekonomik risklerle henüz karşılaşmadı. Gelecekte sosyal güvenlik sisteminin çökme riskini önlemek, yaşlılık sorununun getireceği sıkıntıları hafifletmek için şimdiden bazı organizasyonlar ve kongreler düzenlenmeye başladı. Bugün kendini genç hissedenler yarın yaşlılar olacaklar. Yaşlanıyoruz yani. Onlara verilmiş bu hakları, çünkü bu insan haklarıdır sonunda. Verilmiş hakları acaba yaşlılar ne kadar koruyorlar? Yaşlı bakımının ve yaşlılık süreçlerinin gelişmesi için yaşlı hukukuna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. O zaman üzülmeyiz inşallah. Üzülmeyiz. Onlar pelit, onlar pelit. Hem de fişek gibi fişek bir şeyler yaparlar. Pelit onlar, onlar pelit ağacı. Ormanlarda olur onlar, ormanlarda olur. Bak bu da Nebahat Hanım'ın çınarı, gördün mü? Çınarım. Bu çınar. Bak tut bakalım mı, sizin köyde var mı çınar ağacında? Yok. Ben şu anda 52 yaşındayım ve ailemle yaşıyorum. Babam, annem oldukça yaşlılar. Düşünmeye başladım. Yani yaşlıların
hayat hep böyle zor mu gidecek? Ben de bir gün bir yaşlı olacağım ve benim için aynı zorluklar geçerli. Yani ailemle yaşıyorum ama bir gün onlar olmadığı zaman yalnız kalacağım. Ve mutlaka aslında tüm insanlar için bir takım modeller olması gerekiyor. Ve bu yaşlılar mutlaka yaşlı, aktif, dinamik, hayatın içinde, toplumun içerisinde yaşaması gerekiyor. Hiçbir şey yapmadan bekleyen bir insan gibi kendilerini düşünmek istemiyorlar. Veyahut da bir yaşlı gibi hitap edilmek hiç istemiyorlar. Mahit Bey, ne yapıyorsun Mahit Bey? Ha? Bak saplarını buraya koy, oldu mu? Tamam. Bak mı? Bu tepelerini atıyorum. He? Yemekleri de onlar şey yedi. Bunları sebzelerin altına kıymalan doğruyoruz. Vitamin veriyor, vitamin veriyor. Bir kuş idi. Uçtu. Tutamadım. Uçtu, tutamadım. Gençlik kuş idi, uçtu, tutamadım. İhtiyarlık çok kötü. Oğlum kaçtım kaçtım kurtulamadım. Kaçtım kaçtım kurtulamadım. Ha böyle ufacık bir şey takılacak buna böyle. Buna böyle bir şey takalım, tamam. He. Şunu da şöyle. Düşüp de kırılmasın. Ölmesin. Ağır oldu bunun da. Bunun arasında şeyi var bak, yavrusu var. Yavruları var. Açacaklar bak, açacaklar. Eğer ki yalnız olsaydım ve imkanım olmasaydı belki annemi babamı bir bakım evine yahut da bir huzur evine yerleştirmem gerekecekti. Ve o zaman inanıyorum ki bizde bulduğu bu sevgiyi, duyguyu, yaşam enerjisini orada bulamayacaktı. Belki bu kadar çok hayata tutunamayacaktı. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çocuklarımın babasısın. Çok sevmem mi seni? Sevmesem bak o kadar çocuklarım hep sana aşık, hep seni seviyorlar. Biz de çok severiz seni.